Herkese merhabalar TV Anamur izleyicileri. Sağlıklı günler dileriz'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaza hazırlanırken neler yapacağız onlardan bahsedeceğiz sizlere. Hepimiz çok sıkıldık. Pandemi hepimizi çok yordu. Hepimiz bir umutla yaz günlerini bekliyoruz ve yaz için hepimiz kıpır kıpırız. Peki neler yapabiliriz? Bazı şeyler için gerçekten en güzel mevsim bu mevsim. Bu ayda neler yapabiliriz? Sizlerle gelin A'dan Z'ye bunları konuşalım. Öncelikle cilt bakımımızdan başlayalım. Mevsim geçişlerinde olmazsa olmazımız cilt bakımıdır. Her ürün her mevsim kullanılamaz. Kışın cildin ihtiyacı olan nem miktarıyla yazın cildin ihtiyacı olan nem miktarı birbiriyle aynı değildir. Cildimizin kalınlaşması, incelmesi bile aynı değildir. Su tüketimimiz aynı değildir. Mutlaka profesyonel olarak destek almamız gerekmektedir. Ve profesyonel olarak uzmanlarınızdan mutlaka size uygun cilt bakım önerilerine kulak vermeniz gerekmektedir. Peki yaz hazırlığımız sadece cilt bakımıyla mı sınırlı olmalıdır? Tabii ki hayır. Bir kere bu dönemde ne zaman, nasıl bir şekilde güneş ışınıyla karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve bu dönemde en sık yapılan hatalardan biri yaz dışında hiçbir şekilde güneş kremi kullanmamaktır. Kışın özellikle hanımlar makyaj malzemelerinin içinde olan SPF'ye güvenmektedir. Lütfen bu hataya düşmeyelim. Güneş kremimizi hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Cildimizi yazın ciddi uyaranlara hazırlamamız gerekmektedir. Bir tek ciltle sınırlı kalmayacağımızı söylemiştik. Peki, ellerimize neler yapabiliriz? Ellerimiz zaten bu süreçte en çok yıpranan organımız oldu. Dezenfektanlar, kullandığımız kolonyalar ve sürekli el yıkamaktan kaynaklı deri tahribatlarımız gerçekleşti. Eğer çok hassas bir cildiniz varsa ve alerjikseniz mutlaka bir dermatologdan destek almanız gerekmektedir. Bunun dışında mutlaka cildinize uygun nemlendiricilerle de cildinizi desteklemelisiniz. Ellerimiz için neler yapabiliriz? Haftada en az bir kere uygulayacağınız el peelinglerinizle cildin üstündeki ölü tabakayı alabilirsiniz. Yine aynı şekilde tırnak eti bakım yağlarıyla da pırıl pırıl, ışıl ışıl tırnaklara sürekli sahip olabilirsiniz. Tabii bu cümlelerimiz sadece hanımlar için değil. Sevgili beyler, lütfen bu tavsiyelerimize sizler de kulak veriniz. Evet, cildimizi, ellerimizi hallettiğimize göre yazın en büyük korkulu rüyasına geçebiliriz. Bütün kış boyunca televizyonun karşısında hareketsiz bir hayatla, aldığımız karbonhidratlar ve yediğimiz batırıklarla yepyeni bir göbeğe sahip olduk. Basenlerimiz genişledi, yüz hatlarımız daha da toplandı. Peki bunlardan nasıl kurtulacağız? Elbette ki düzenli beslenmeyle ve güzel egzersizlerle sonuç alabildiğiniz gibi yine güzellik salonları ve merkezlerden size uygun olan bölgesel incelme cihazlarından da destek alabilirsiniz. Burada önemli olan yaşam tarzınıza uygun bölgesel incelme cihazının size uygulanmasıdır. Bölgesel incelme cihazlarından destek aldığınız zaman lütfen bütün umudunuzu sadece bölgesel incelme cihazlarına bağlamayınız. Sizler eğer destek vermediğiniz sürece sadece zaman kaybı ve hayal kırıklığı olacaktır. Eğer sizler bölgesel incelmelerden destek alırken diyet yapmıyorsanız ve egzersizlerden faydalanmıyorsanız maalesef uygun sonuca geçemeyeceksiniz. Evet, bir diğer vücut sorunumuzdan bahsedelim ve hanımların korkulu rüyasından bahsedelim, selülitler. Selülitlerle hanımların genel olarak başı dertte. Birden çok selülit bakımı mevcuttur. Bunları dilerseniz evde alacağınız bakım ürünleriyle de yapabilirsiniz. Dilerseniz profesyonel destek de alabilirsiniz. Yaza yapacağınız en büyük yatırımlardan biri selülit bakımı olacaktır. Çünkü hanımlar sahilde gezerken kendilerine çok büyük bir güvenle gezmek istiyorlar. Yine aynı şekilde bebeklerimiz çok tatlı ama bebeklerden kaynaklı doğum çatlakları ya da çok fazla kilo alıp vermeye bağlı vücut çatlaklarınızın da onarımı için en uygun zamanlardayız. Çünkü yazın hepimiz kusursuz o hayal ettiğimiz vücuda kavuşmak istiyoruz. Çatlak bakımı için en uygun mevsimlerden birindeyiz. Çünkü çatlak bakımında süreç biraz uzun ve zahmetlidir. Yine bütün bakımlarda olduğu gibi eğer çatlak bakımında da siz evde üstünüze düşen görevleri yapmıyorsanız yine
hayal kırıklığı ve zaman kaybıyla baş başa kalacaksınız demektir. Evet, yine yaza hazırlık sürecinde hem kadınların hem de erkeklerin en büyük problemlerinden biri olan kıl tüy meselelerine de değinebiliriz. Zamanımız kısıtlı. Yaza az kaldı. Dolayısıyla epilasyon işlemlerine başlamak için de en doğru zamanlardan birindesiniz. Kısıtlı olan bu süreçte kendinize en uygun, bütçenize en uygun ve tarzınıza en uygun epilasyon yöntemine karar verebilir ve bunun için de güzel bir adım atabilirsiniz. Peki bütün bunları yaptık. Sadece bunlarla mı kalacağız? Hayır, tabii ki değil. Yazın yapamadığımız işlemler var. Yazın faydalanamadığınız işlemler var. Dolayısıyla bunlar için de gerçekten sayılı zamanımız kaldı. O yüzden bu süreyi iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yaza fresh, daha iyi, kendine özgüvenli olarak girmek istiyorsanız bu hazırlıklarımızı tamamlayalım. Peki bunun dışında başka nelerden faydalanabiliriz? Çok küçük dokunuşlarla yine dediğim gibi kendimize olan özgüvenimizi yeniden kazanabiliriz. Artık hayatımıza giren bölgesel beyazlatma işlemleriyle kol altı, özel bölge, diz, dirsek gibi bölgelerinizdeki kararmalardan da bu mevsim kurtulmak için en güzel mevsimlerden biri. Siz de kararmalarınızdan profesyonel yardım alarak kurtulabilirsiniz. Bütün bu bakımlarda ve kullanılan ürünlerde en önemli olan şey sizin cildinize, size uygun olan ürünlerin olmasıdır. Lütfen kendi kendinize ürünler edinmeyiniz. Mutlaka bir uzmandan, bir hekimden yardım almalısınız. Özellikle atopik ciltler, özellikle egzamalı ciltler. Sizlerin ilk başvuru yapacağı yerler hekim olması gerekmektedir. Kendinize uygun nemlendiriciyi dahi hekimlerimize soraraktan almanızı tavsiye ederim. Unutmayın, her mevsim, her ürün kullanılmaz. Cildimizin ihtiyacı olan nem durumu en başta da belirttiğim gibi değişmektedir. O yüzden tek bir ürün alıp bütün bir yılı geçirmeyi lütfen unutun. Şampuanınızdan tutun da saç kreminize, el ayak bakım kremlerinizden tutun da yüz temizleme jelleriniz ve nemlendiricinize kadar lütfen mevsime ve cildinize uygun ürünler tercih ediniz. Şimdi gelelim mevsim geçişlerinde ve günlük hayatımızda en çok hatayı neyde yapıyoruz ürün kullanırken onlardan bahsedelim. Lütfen yüzünüzü yıkamadan nemlendirici kullanmayınız. Yüzünüzü yıkamadan kullandığınız nemlendiriciler sadece gözeneklerinizi tıkayıp cildinizin üstünde bir tabaka oluşturacaktır. Cilt temizliği bizim için çok önemlidir. Burada yapılan diğer en büyük hatalardan biri de makyaj temizlemeyi cilt temizlemekle karıştırmaktır. Makyajımızı temizledikten sonra mutlaka cildinize uygun yüz temizleme jeli, köpüğü ya da temizleme sütüyle cildinizi arındırmanız gerekmektedir. Çünkü günümüzdeki makyaj temizleyicilerin çoğu yağ bazlı ürünlerdir. Dolayısıyla cildinizde mutlaka kalıntı bırakacaktır. Diğer bir yapılan hatalardan biri de toniği nemlendirici olarak kullanmaktır. Tonik bir nemlendirici değildir, temizleme ürününün devamıdır. Lütfen toniği nemlendirme amacıyla kullanmayınız. Diğer yapılan bir hata ise yağlı ciltlerin nemlendirici kullanmamasıdır. Lütfen şu ayrımı yapalım. Yağ farklı, nem farklıdır. Yağlı ciltlerin de cildini nemlendirmeye ihtiyacı vardır. Ama cildinize uygun bir nemlendirici kullanmanız gerekmektedir. Cildinize uygun kullanmadığınız her ürün, bu şampuan da olsa, bu el kremi de olsa, ayak kremi de olsa, cildimize kullandığımız ürünler de olsa, önünü alamayacağımız sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden eğer yağlı bir cildiniz varsa, yağ içerikli maskeler ya da nemlendiriciler kullanıyorsanız daha fazla sivilcelenmeler ortaya çıkacaktır. Yine hassas bir cildiniz varsa, eğer agresif bir ürün kullanıyorsanız cildinize zarar vereceksiniz. En büyük yapılan hatalardan biri de bebek ürünlerini kendimize kullanmaktır. Bir ürün bebeğin cildine zarar vermiyorsa benim de cildime zarar vermez. Evet, içerik olarak zarar vermiyor olabilir ama bebeklerin cildinde bulunan bazı bileşenlerin bizim cildimizde bulunmamasından ötürü bebek ürünlerinizin kendi cildinize kullanması da sandığınız kadar faydalı olmayabilir. Dışarıdan bütün müdahaleleri yaptık cildimize, vücudumuza, ellerimize, ayaklarımıza. Unutmayın ki su tüketimi çok önemlidir. İçten vücudu beslemek çok önemlidir. Her ne yaparsanız yapın, dışarıdan ne müdahale alırsanız alın. Eğer vücudunuzu içten beslemiyorsanız,
dengeli ve düzenli beslenmiyorsanız, bunlara dikkat etmiyorsanız, su tüketimi yapmıyorsanız yine kaplumbağa hızında yol alacaksınız demektir. Lütfen vücudumuza hem içeriden hem de dışarıdan çok iyi bakalım. Evet sevgili izleyenlerimiz, heyecanla beklediğimiz yaz için neler yapabiliriz? Bugün ondan bahsettik. Sadece yaz için değil, her zaman, her daim kendimize iyi bakalım. Videomuzu izledikten sonra bizi beğenmeyi, abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı unutmayın. Yepyeni bölümlerle görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.